Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir video çekeceğim. Çünkü abonemizden gelen bir videoyu yorumlayacağız sizlere. Abonemizin göndermiş olduğu videoda muhabbet kuşları artık eş olmuş durumda. Kendilerini benimsemiş durumda ve aynı zamanda da kafesini takmış. Kafesine yuvalık takmış. Yani bunu biraz geç takmış ama olsun, önemli değil. Yuvalığı taktı. Muhabbet kuşumuzun dişisi artık yuvalığı inceliyor. Şu anda siz de görüyorsunuz. Muhabbet kuşumuzun dişisi yuvalığı incelediği zaman, eğer yuvada herhangi bir problem teşkil etmiyorsa, yuvalığı kendisi adapte olduysa, artık yuvalığını benimser ve yuvalığına girer. Bu bazen bir haftada olur, bazen aynı gün olur, bazen 15 gün olur, bazen bir ay olur. Arkadaşlar, bununla endişelenmeyin. Mutlaka dişisi yuvalığı benimseyecek ki ondan sonra girecek. Çünkü yuvalık artık dişinin vakit geçireceği bir nokta olduğundan dolayı güvenli olduğuna inanması lazım. Dişinin güvenli olduğuna inanırsa muhabbet kuşunun dişisi zaten yuvalığa girer. Burada videoda göreceğiz hep beraber. Yuvalığa girdikten sonra muhabbet kuşumuzu ne yapmalıyız? Evet, muhabbet kuşumuz yuvalığına girdi. Evet, mükemmel gidiyor bir de. Şu anda yuvalığına girdi. Artık eş olan muhabbet kuşları durumlarına göre dişi eğer yumurtlamak istiyorsa yuvalıkta fazla vakit geçirir. Yani bu günde 2 saat olur, 3 saat olur, çoğu zamanını yuvalıkta geçirir. Yeri gelip muhabbet kuşunuzun dişisi yuvalıkta sesler çıkartır. Nasıl sesler çıkartır? Böyle taşıma sesleri, taşıma sesleri, böyle tık tık sesleri çıkartır. Bunlar muhabbet kuşunun dişisinin özellikle yuvayı hazırlama aşamasıdır. Çiftleşme durumunda, yani her gün 3-4 kere çiftleşme durumunda muhabbet kuşunuzun dişisi maksimum 12 veya 16. günde yumurtayı verir. Ama muhabbet kuşunuz sizin günde bir kere, 2 günde bir kere çiftleşiyorsa bu normalde yine aynı şekildedir. 10 ile 14 gün arasındadır ama ben şunu söylüyordum. 30 ile 45 gün süre verin. 30 ile 45 gün süre verirseniz o aşamada güzel bir şekilde verimli olur ve yumurtayı almış olursunuz. Bu aşamada biz ne yapacağız? Arkadaşlar, bir yemek kaşığı yuvalığımızın içerisine çam talaşı veya hamster talaşı koyacağız. Bunları koyarsak muhabbet kuşumuzun yumurtaları birbirine sürtünme esnasında kırılmayacaktır. Biz ne yapıyoruz? O kadar emek sarf ediyoruz. Muhabbet kuşumuzun bir de yumurtası kırılırsa hüsrana uğramamak için bir yemek kaşığı çam talaşı veya hamster talaşı koyarsak bizim için güzel olur. Peki biz neden bunları söylüyoruz? Çünkü muhabbet kuşumuzun dişisi yeri gelecek talaşları kafesin içerisine atacak. Bu nedir? Artık dişi muhabbet kuşunun yumurtlayacağı anlamına gelmektedir. Artık kafes düzenini iyice, yuvalık düzenini iyice hazırladı kendini ve bu esnada dişi kuşumuz yumurtlayacak. Yani bu 15 günde olur, 30 günde olur, artık tamamen çiftleşme durumuyla alakalı bir durum. Bunun için Cihan arkadaşımız da dikkat etsin, gözlemlesin. Diğer abone arkadaşlarımız da, videoyu izleyen arkadaşlarımız da gözlemlesin. Arkadaşlar, bu tip videolarınızı gönderebilirsiniz. Mail adresinizi ekrana yazacağız ve alt kısımda, yorumlar kısmında da mail adresinizi yazacağız. Sizler de böyle kısa videoları çekip mail adresinize gönderebilirsiniz. Biz de bunları yorumlayacağız. Elinizden geldiği kadar 4-5 dakikalık videolar çekin. Çünkü kısa videolardan bir şeyler anlaşılmıyor. Uzun videolar bizim için daha iyi ve sizlerin de beğenisine sunacağız. Bunları yorumlayacağız. Sizler de yorumlara eşlik ederseniz seviniriz. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı yapınız. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsanız videolarınızı çekip bizimle paylaşabilirsiniz. Mail adresimizi yorumlar kısmına yazacağız. Ekrana aynı zamanda yazı olarak da paylaşacağız. Sizler için en iyi şekilde, en kaliteli şekilde videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan muhabbet kuşlarının sağlığıdır. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar.